Teknolojiden, özellikle dijital teknolojilerden medet umuyoruz. Bu teknolojilerle her birine daha fazla katma değer yaratmak, verimsizlikleri azaltmak mümkün diyerek sizlere sırayla bu ortamla ilgili düşünceleriniz ya da çizdiğiniz resim nedir ve bunun içinde sunduğunuz çözümlerle nasıl katkı sağlıyorsunuzu sormak istiyorum. Bir de öncelikle kendinizi biraz daha detaylı tanıtarak başlar mısınız? Buyurun, sizden başlayalım. Çok teşekkür ediyorum Arzu Hocam. Tunç Emre Toptaş ben. Yaklaşık 25 yıla yaklaşan profesyonel kariyerimin tamamını bilişim sektöründe, kamu, yerel yönetim ve özel sektörde üst düzey yöneticilikler, danışmanlıklar yaparak bugün Türkiye'de de facto kullanılan proje, yani coğrafi bilgi sistemi tabanlı proje ve ürünleri tasarlayarak geçirdim. Aynı zamanda 15 yıldır da Gazi Üniversitesi Mimar Fakültesi'nde akademisyenlik yapıyorum. T-Tech Smart Solution'ın kurucu ortağı ve CEO'luk görevini de yürütüyorum. Şimdi hocam, bilişim, yani tarımda yenilik konuşuyoruz ama bilişim teknolojileri çok enteresan etki eden bir olgu aslında. Bilişim bugün hangi sektörde, hangi ölçekte bir yere dokunursa dokunsun, farkındalığı, görünürlüğü, derinliği, sonuç olarak her manada kazancı arttıran bir olgu. Şimdi bilişim ne zaman gerekli? Bilişim hangi durumlarda gerekli? Bilişim süreçte girdiler ne kadar fazlaysa, bu girdileri etki eden parametreler ne kadar fazla ve birbiriyle etkiler korelatif düzeydeyse, koşullar ne kadar belirsizlik içeriyorsa, bu tip durumları biz insan yetileriyle çözemiyoruz. Bu tip durumlarda mutlaka bilişim teknolojilerinin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi aslında bu cümle ne kadar tarımı ifade ediyor? Şimdi kısaca bir bakalım tarım sürecine. Tek bir tarlada üretim yapan bir çiftçiyi de ele alsak, yüzlerce hektarlık alanda çok büyük bir üretim yapan tarımsal işletmeleri de ele alsak, aslında senaryo aynı. Birbirinden farklı ürünler, her birinin yetişme koşulları, ihtiyaçları birbirinden farklı. Yerel ve bölgesel değişen bir sürü etkileyici. Toprak yaşayan bir organizma. İşte sabahtan beri o toprağı canlı tutmak, nasıl canlı tutarız diye konuşuyoruz. Toprağın organik yapısı, pH'ı, azotu, fosforu, potasyumu, diğer elementleri, bunların üreteceğiniz ürüne en verimli ve kaliteli nasıl etki edeceğini biliyor olmanız gerekiyor. Sonra gübreleme, işte bunları nasıl, hangi modelle gübrelemeyi yapacağım ki ürünüme en etkili sonucu elde edeyim. Yine bitmiyor, devam ediyor süreç. Toprağı işliyorsunuz, tohumu hangi derinliğe ekmeniz lazım? Daha sonra hangi sırayla ekim yapacaksınız? Hangi miktarda tohum atacaksınız? Hep amaç maksimum verim. Bunun için sürekli işte sulama parametreleri, sürekli artan parametreler var. Daha acayip bir durum var. İşte belirsizlik, hava koşulları. İşte ekimden hasata kadar geçen sürede sıcaklık, nem, rüzgar, yağış, bir dolu parametre var ve bunların gündüz sıcaklıkları, gece nemi gibi her birinin farklı etkisi var. Bir de ürünün doğal gelişim sürecinde, ürün çimlenme döneminde bunlara ihtiyacı farklı, çiçeklenme döneminde farklı, meyve verme döneminde farklı vesaire vesaire. Yani bu bahsettiğim sürecin içine giren parametreler çok fazla. Yani bunları yönetmek zor bir iş. Sadece o parametreler de bitmiyor. Yani ekonomik parametreler var. Çünkü sonuçta bir de ekonomiye çevirmeniz gerekiyor durumu. Neden bahsediyorum? İşte ülkemizde artık baş döndürücü duruma gelmiş bir volatilite. Bu volatilitenin ekim maliyetine, üretim maliyetine etkisi var. Yani biz arpa akıllı tarımı geliştirirken yaklaşık 2 yıl köy köy gezdik. Çiftçilerimizle, işletmelerimizle, onların geliştirdiği bir ürün bu. Onların ihtiyaçlarıyla ortaya çıktı. Şimdi kâr ederek batmış, biliyor musunuz işletmeler? Yani X sıraya mal etmiş, 3X sıraya sattığında %300 kâr ettiğimizi düşündük. Hocam diyorlardı konuştuğumuzda. Ve iflas ettik dediler. Nasıl olur? Bir baktım, 300 lira üretiyorsunuz ama üretim sürecinin devam etmesi gerekiyor. Buyurun. Teşekkürler. Üretim sürecinin devam etmesi gerekiyor. Yerine koyma maliyeti var. Enflasyonel maliyet var. Siz 3x liraya mal ettiğiniz, satarak %300 kâr ettiğiniz bir sonucu yerine 5x liraya koyamıyorsunuz. Böylece sürdürülebilirliği sağlayamıyorsunuz. Bir de tarımın global ekonomik ve politik
gelişmelere karşı çok kırılgan olan bir sektör olduğunu da unutmamak lazım. Şimdi üretim sürecine etki eden işte en fazla girdiler gübre, yakıt, tohum, ilaç, emtialar vesaire vesaire. Bunlar ekonomik ve politik en ufak bir gelişmede çok hızlı tepki veriyor. Şimdi bunlardan vaktinde haberdar olursanız güncel o anda hareket edebilecek, hareket etme reaksiyonuna elde edecek bilgi varsa elinizde doğru adım atıyorsunuz, kazanan tarafta yer alıyorsunuz. Diğer tarafta kalırsanız sonuçlarıyla kaderinize razı olmak zorunda kalıyorsunuz. Bakın birkaç tane ben örnek vereyim. 2022 yılında dünya ölçeğinde ülkeler hem tarım ihracatını hem de hem ihracatı yasaklayan hem de büyük oranda kısıtlayan kararlar aldılar. Şimdi mesela Hindistan yılın başında 10 milyar ton tahıl ihraç edeceğini açıklamıştı. Şubat'ın ortasında bu kararından vazgeçti. Dünyadaki buğday fiyatları taban yaptı. Yani 15 günlük bir süreçti. Yine Arjantin mesela yılbaşında açıkladığı ihracat oranlarında mısır ve buğday için içerideki yetersizliği ve gıda fiyatlarındaki enflasyonu bahane etti ve vazgeçtiğini söyledi. Amerika'da mısır fiyatları tavan yaptı bu sene. Hemen hemen aynı zamanlara denk geliyor. Yine Endonezya mesela dünyanın en büyük palm yağı üreticisi. Palm yağı bazlı ürünlerine ilişkin ihracatları yapmayacağını açıkladı. Hepsi bu sene içinde oluyor. Yine bu domino etkisi yarattı. İşte Sırbistan, Macaristan, hatta Bulgaristan bile tahıl ihracatı yapmama konusunda kararlar açıkladılar. Bir de dünya ölçeğinde müthiş bir kuraklık yaşandı bu sene. Çin Devlet Bakanı 60 yıl içerisindeki en büyük kuraklığı yaşıyoruz ve tarımsal üretimimizdeki en büyük dezenformasyonu yaşıyoruz diye açıklama yaptı ve o nüfus dünyaya işte %90'ını içeride kullanıyor, %10'unu hep ihraç ediyordu. Biz bu sene tahıl ithal edeceğiz dedi. Bakın Çin nüfusu bu sene tahıl ithal etmeye başlayacak. Yani vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğunuzda bu gelişmelerden anlık haberi olan bir çiftçinin fiyatlama yaparken, üretim yaparken, üreteceği ürünü seçerken, gübreyi seçerken vereceği kararla mı doğru hareket eder? Yoksa bunların sonundaki sonuca katlanarak mı kaybeder? Yani bütün konu burada. Bilişim teknolojileri, bakın bütün bu parametreleri bir arada yorumlamanızı, yani veriye bilgi haline getirmenizi sağlıyor. Bu son derece önemli. Akıllı teknolojiler niye önemli? İşte bunları. Yine dünyadan bakın bir iki tane örnek vereyim. Hindistan Tarım Bakanı'nın yakın zamanda yaptığı bir açıklama var yine. Dedi ki, çok da uzun uzun tek bir konuya odaklandı. Akıllı tarım teknolojilerine geçtik. Üretim rekor temizde %70 ila 200 arasında artış yaşadık. Aynı zamanda toprağımızda müthiş bir iyileşme yaşıyoruz dedi. Yani toprak florasını da son derece iyileştirdik. Bunu nasıl yaptınız diye sordular. Dedi ki biz ülke olarak, hükümet olarak bütün çiftçilerimize bunu teşvik ettik. Teşvik etmekle de kalmadık, zorunlu da tuttuk dediler. Yani politikalarda bunu desteklemişler. Eğitimler vermişler, akıllı tarım teknolojilerini kullanma konusunda teşvik etmişler, finanse etmişler ve böyle sonuçlar almışlar. Yine bakın Çin'den bahsettik. Çin'de buğdayın hektar başına verim oranı 5500 kilogram. Ülkemizde 2500 kilogram bile değil. Yani %50'sinden daha fazla. Yani Türkiye bu kadar kötü bir tarım ülkesi mi? Türkiye bu kadar tarım için uygun olmayan bir coğrafyada mı, iklimde mi? Değil. Ama işte Çin'deki, Hindistan'daki uygulamalar akıllı tarım teknolojilerinin işin içine girdiği zaman ne kadar pozitif yönde, ne kadar sürdürülebilir yönde hem de çevreye katkı yönünde sonuç verdiğini gösteriyor. Evet, ben teşekkürler. Buna...
Bundan sonraki dönem için görüşleriniz ve önerileriniz, ama biraz daha odaklanırsak öncelikle çiftçiyi kapsayıcı, üreticiyi kapsayıcı ne gibi teknolojik ivmeler ya da yeni çözümler olabilir? Bunun ötesinde de belki sadece üreticinin üretim süreci değil, daha sonraki lojistik aşaması, pazara erişim konusundaki sorunlarına da çözüm olabilir mi? Çünkü tarım değer zincirinin en kırılgan halkası üreticiler ve biz teknolojiyi onlara ne kadar yaklaştırırsak, erişilebilir kılarsak, inanıyorum ki zincirlerin yaratacağı katma değer de o oranda belki de katlanarak artacaktır. Biraz da bu konuya odaklanarak gelecek için çözümler ve öneriler diyeyim. Evet. Hocam çok çok önemli bir konuya değiniyorsunuz aslında. En önemli sorunlardan bir tanesi çiftçi ve tarımsal işletmeleri ve tarımın paydaşlarının birbiriyle olan iletişiminin zorluğu ve azlığı. Şimdi biz, ben çok kısa firmamdan da bahsetmek istiyorum. Biz T-Tex akıllı çözümler olarak iş zekasına sahip akıllı çözüm teknolojileri üretiyoruz. Ve bu teknolojileri tamamen %100 yerli bir milli Türk aklıyla, Türk mühendisleriyle yapıyoruz. Ve eş zamanlı olarak da bugün yurt dışındaki ülkelerle de paralel bu işleri yürütüyoruz. İnşallah bizim Türk çözümlerimiz yakın zamanda dünya markası olarak da kullanılıyor olacak. Şimdi biz bütün çözümlerimizde, tecrübemiz de bunu söylüyor. Teknolojik bir çözüm üretiyorsanız, ben yaptım bunu kullan diye koyduğunuz zaman karşıdan respons alamıyorsunuz. Oraya sormanız lazım. Bizim tecrübemiz, yani benim ortaklığımızın bütün hayatımız yazılım teknolojileriyle geçti. Şimdi biz bu konuda da çok hatalar yapa yapa tecrübelendik. Gördük ki bir hedef kitlenin ihtiyacını karşılayan ve onların kullanım, onların demografik özelliklerine göre, onların kullanım kolaylıklarına göre bilişimden bahsediyorsunuz. Bir şey yaparsanız karşıdan ancak kullanılabilirliği sağlayabiliyorsunuz. Şimdi biz ARP akıllı tarımı geliştirirken tek özlemimiz, gerçekten ama tek özlemimiz çiftçilerimiz ve tarımsal işletmelerimiz oldu. Burada biz onların ihtiyaçlarını, onların isteklerini kurguladık ve bahsettiğiniz konu da en büyük sorunlardan biriydi. Çiftçi, tarımsal işletmeler ve paydaşlar arasındaki iletişim kopukluğu, erişebilirlik, erişilebilirlik sorunlarıydı. Şimdi biz bir şeyi çok önemseyerek yola çıktık. Biz bir kere odağımız olan çiftçiden hiçbir zaman uzaklaşmayacağız. Hiçbir zaman çiftçimizi bu uygulamaları bir bankaya, bir telefon sağlayıcısına, bir ticari firmaya, çiftçilerimizi bir kart almaları için, telefon aboneleri olmaları için, bir şey satın almaları ya da üye olmaları için asla ve asla ARP akıllı tarım bunu yapmayacak. Biz tamamen bütün gelişme sürecimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin ihtiyacı neyse o minvalde tutacağız. Biz bunu nasıl yapacağız? Bakın, biz bunu bütün bankaları oyunun içine sokarak, bütün çiftçinin ihtiyacı olan hizmet sağlayıcıları oyunun içine sokarak çiftçi lehine fiyatları, fiyat şey yaratacağız, rekabeti. Ama her şey çiftçi lehine olması lazım. Bir bankaya değil, bütün bankaların oranlarını alırsınız, bütün telefon sağlayıcıların fiyatlarını alırsınız, bütün işletmelerin önerdiği fiyatları alırsınız, çiftçi kendisi karar verir ve çiftçi lehine bir fiyat çizgisi oluşur. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü çiftçilerimizin finansal olarak desteklenmeleri lazım üretim sürecinde de. Bizim uygulamamızın en önemli yeteneklerinden bir tanesi de şu. Çiftçiler ve tarımsal işletmeler sürekli iletişimdeler. Bir, çiftçi bir şeye ihtiyacı olduğu an ihtiyacını hemen ARP akıllı tarım üzerinden duyurabiliyor ve tarımsal işletmelerin ellerinde olan ürünlerle ilgili anında fiyatları birbirini görmeden alıp kendi ihtiyacı olan, kendi belirlediği en ucuz fiyattan erişebiliyor. Tarımsal işletmelerimiz için avantaj ne? Tarımsal işletmelerimizin elinde de bulunan işte ürünler, sertifika tarihi geçmek üzere olan, kullanım tarihi geçmek üzere olan ürünler için kampanyalar düzenleyebiliyorlar. Bölgesel veya daha büyük alanlarda. Bununla da bitmiyor. Nakliye ağını da işin içine sokuyoruz. Yani nakliye tekliflerini de çiftçimiz alıp en ucuzunu alabiliyor vesaire vesaire. Yani çiftçinin ihtiyacı olan bütün süreci akıllandırıyoruz biz.
Tek hedefimiz bu. Bu şekilde ilerleyecek. Bu nedenle gerçekten çiftçi ve tarımsal işletmelerin bir arada olması, iletişim halinde olması ve çiftçilerimizin de birbiriyle iletişim halinde olmaları son derece önemli. Yine verilerle ilgili son bir şey söyleyeyim ben. Bu akıllı çözümlerin, akıllı dönüşüm çözümlerinin sadece deterministik yöntemlerle, çok detaya girip kafa karıştırmak istemiyorum ama veriyi al, göster, analiz et de değil. Şimdi bu veri, yani bir ürünü etkileyen ondan fazla fungal, virüs kaynaklı hastalık var. Yani bir sürü parametre bunu etki ediyor. Yani bir nem koşulunun %50'den daha yüksek olması farklı koşullara etki ettiğinde üretimi ve verimi olumlu etkiliyor. Ama farklı koşullar aynı nem değerinde başka bir fungal hastalığa sebep oluyor. %80 ürün kaybı yaşıyorsunuz gibi. Yani yazılımların, algoritmalarının da işte daha böyle esnek, stokastik yöntemler diyoruz biz ona. Bunlarla doğru sonuçlar üreten sonuçlarla çiftçiye sonuç üretmesi gerekiyor. Yani özetle bunları söylemek istiyorum. Tarım zaten o kadar stokastik özellikler içeriyor ki aksi olması mümkün değil. Evet, teşekkürler.